Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Selamların en güzeliyle başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz ve sevgili izleyenler yepyeni bir programla huzurlarınızdayız. İnşallah bundan böyle her pazar dilimizin döndüğünce programımızın adından da anlaşılacağı üzere insanca yaşamak adı altında nasıl insanca yaşarız insan nedir insana hangi değerler yüklenmiştir var olma gayesi nedir gibi sorulara hep birlikte cevap arayacağız. Tabii ki insan nedir sorusunun cevabını verip bir insana anlam yüklediğimizde bir tanımlama getirdiğimizde de bu tanıma en uygun kim onu inşallah bu programda anlatmaya çalışacağız. Dedik ya yepyeni bir programla huzurlarınızdayız. İnşallah bu programımız hayırlara vesile olur. Hayırların fethi olur. Ve çok kıymetli bir konuğumla inşallah bu programı uzun vadede yapmayı planlıyoruz. Kendisi psikolojik danışman Murat Bakırnay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi programın girizgahında insanca yaşamak dedik. Derdiniz insanca yaşamak dedik ama insanca yaşamak için de öncelikle insanın ne olduğunu iyi bilmek gerekir. Evet. İnsan nedir sorusuyla programımıza başlamış olalım. Eyvallah. Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz şereflenmiş olduk. Şimdi insan nedir sorusuna geldikçe tabii ki çok uzun şekilde anlatmamız gerekiyor normal şartlarda iki pencereden ve iki sağdan bunu seyredebiliriz ve izleyebiliriz. Bir maddi ve mani, manevi tarafı vardır. Yani insanın manasını sor, hani cevaplayacak olursak çok uzun sürer yani. Zaten bu işte program esnasında cevaplamaya çalışacağız. Hep beraber öğrenmeye çalışacağız. Ama maddi sağdan bakmaya çalışırsak yani genel anlamda insan nedir dediğimizde öncelikle bir hobo sapiens dediğimizde mi? Bir okulda da öğrendiğimiz. Hı -hı bir varlığız yani. Hani etten kemikten olan bir varlıktan bahsediliyor. Yani okulda öğrendiğimiz. Bu da bir tıp e, tanımı Tabii. olarak. Eyvallah. Biraz daha derinleşecek olursak hani peki homo sapiens dediğimiz bir varlığız. Peki ama bunun özelliği nedir dediğimizde şöyle anlatmaya çalışıyorlar. Yeryüzünde varlıkların varlıkların içerisinde bir şeyi bilmenin farkında olan sadece insandır. Yani bir şeyi bilmenin bilincinde olan sadece insandır. Ve bu insan mertebesinde et kemik mertebe boyutunda bakarsak bunu ifade eder. Yani insan bir şey bildiğini bilmektir yani. Yani o halde şunu diyebiliriz. Diğer canlılardan bizi ayırt eden en e, açıklayıcı özellik. Eyvallah. Mesela hayvan alemine bakarsak görüyoruz da bazen bir şeyler öğreniyorlar. Yani öğretir yine insan tarafında bir şey öğreniliyor. Veya işte bu gelişimde hayvanlar bir şey öğrenmiş uçmayı ve birbirine iletişimi kurmuşlar ama bunları içe içlerinde bir programlamış bir bilgidir yani. Hı hı. Bir kuş veya bir e, köpek veya bir kedi bir öğrendiği şeyin üzerine tefekkür edemez. Hı hı. Ya bu bunun bilincine vardıktan sonra bu benim bilgim, öğrendiğim bir bilgi olarak kendisine yani bir, 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 bir nokta koyamaz ama insan ne kadar bilgi olsa bile ben bunu biliyorum der. yani ismini bile bu benim ismim üzerine düşünebilir. Evet. Ve yaşını ve geldiğin yeri. E zaten insan değil mi kendi başına kaldığında derin bir düşünceye dalsın. Bilgi birikimi bilgi birikimi olmasına bile gerek duymadan aslında kendisinin özel bir varlık olduğunu bile kendi kendine müşahede edebilir, hissedebilir değil mi? Evet, eyvallah. Aynen öyle. Şimdi sevgili izleyenler biz programımıza böyle girizgahını da yaptık ama öncelikle şunu söyleyelim. Öncelikle biz Avrupa'da yaşayan Avrupa Türkleri olarak bu sahada bu tür programlara çok sık rastlamıyoruz tabi camilerde değerli kıymetli hocalarımızın sohbet halakalarında bu tür sohbetlerle zaman zaman karşı karşıya geliyorsunuz ama Avrupa'da ki ilk Türk televizyonundan böylesine bir program ve böylesine bir gayeyle ilk defa yapılmakta. Öncelikle bunu da belirtmiş olalım. Özellikle genç kardeşlerimiz e, bu programa biraz daha böyle kendilerini verebilirlerse, tabii e, televizyondan e, takip edemediklerinde veya işte program saatini kaçırdıklarında en azından sosyal medyadan bu programı takip edebilirlerse onlar için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Öncelikle biz bu programı yaparken öncelikle bendeniz e, muhakkak gibi şeyleri öğreneceğim. Ee, sorarken öğreneceğim. Sorumun cevabını alırken öğreneceğim. Ee, bendeniz öğrenirken muhakkak ki sizler de çok kolay, çok daha kolay öğreneceksiniz. Çünkü çok zor öğrendiğimi düşünüyorum. Ee, öğrendiğim bir konuyu da birileri izlediğinde emin olun onların daha kolay ve daha rahatlıkla e, öğrenebileceklerini düşünüyorum. Şimdi e, biz insan nedir sorusunun e, cevabını verdik. Tabii ki programın ilerleyen e, dakikalarında olur ya da daha önümüzdeki programlarda daha böyle derinlemesine de gireceğimiz bir konu. Evet. E, en basit tarifiyle insan nedirin cevabını verdik. Tabii e, asıl varlık sebebimiz nedir? Yani muhakkak ki biz özel olduğumuz kadar bir de özel bir şey için geldik bu dünyaya. Evet. Ee, bu sorunun cevabını nasıl alırız peki? Şimdi şu şekilde bakmamız lazım gene. Şimdi genel anlamda bir bakış açısı vardır. Bir de biz Müslümanız elhamdülillah. Bir de İslami ve dini bir pencereden bakabiliriz. Şimdi genel anlamda bakarsak insanların kendi her toplum veya dinler olmadan oluşmadan insanlar kendi kendine bir bir, bir, bir sistem kurmuş demiş ki de işte, ailem, işim vesaire gayem budur. Burada ne yaparsam ne koparırsam koparım öleceğiz gideceğiz diye fikrinde yürümüşlerdir. Ama Allah tabii ki işte peygamberleri gönderdikten sonra dinler yayıldıktan sonra şu insanlar şu bilinci ne vardı? Peki buraya geldik en alt hani ilk böyle tabir edeceğiz yani basit demeyeyim de anlayacağımız şekilde peki buraya bir geldik Allah bizi yarattı işte yürüyeceğiz iyi insan olmaya çalışacağız. Cennet ve cehenneme sonra ya gireceğiz ya girmeyeceğiz. Hmm. Cennet ümidiyle insan hayatını burada sürdürmeye çalışıyor. Tabii ki biraz daha derinleştirmeye çalışırsak yani biraz daha teferruatla bakmaya çalışırsak Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki zaten ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsin diye yarattım buyuruyor yani. Ve bunun inceliğine gidersek daha farklı farklı yerlere gidiyoruz yani. yani hmm. daha çok bir içsellik, daha çok bir iç dünyasına gelen, giden bir yolculuktan bahsettiğini fark ediyoruz. Eğer farklı farklı tefsirlere bakarsak. O yüzden insanın gayesi fakire sorarsanız evet. sadece cennet ve cehennem değil. Dediğimiz gibi programında konusu olduğu için insan olmak yani. O insan mertebesine çıkma, çıkarak o içimizdeki o güzelliği bularak ve Allah'a kulluk ederek de belki Allah'a vasıl olmak olduğunu düşünüyoruz yani. Evet. Şimdi zaten şöyle de bir durum var. E, tarih okuyan kardeşlerimiz de çok iyi bilirler. Çok ilkel toplumlara da bakıldığında, bunların e, ölümden sonra da bir hayatın varlığına inançlı olduklarını görüyoruz yani. Evet. En ilkel toplumlar bir de işte en kıymetli eşyalarıyla gömülmeleri, işte farklı farklı eşyalarla e, kabirlerine girmeleri işte öteki alemde de bunların kendine hizmet edebileceğini, yardım edebileceğini düşünmeleri. Yani en yakın Mısır da bunu görüyoruz. Mısır'dan önce Afrika'daki çok daha ilkel kabilelerde bunları görüyoruz. Demek ki bir ölümden sonra da bir kaybolma yok aslında. Bir farklı bir aleme doğuş da var. Sadece buradan bile insanın bu dünyaya gelip hiçbir şekilde yok olmayacağını anlamamız mümkün değil mi? Eyvallah. Yani sizin buyurduğunuz gibi de zaten hani görüyoruz ki farklı farklı Dinlerde çoğu yani ölümden sonra devam edeceğine inanmış. Peki şunu da varıyoruz o zaman, bu bilince varıyoruz. Yani demek ki or oralara da peygamberler gelmiş, ahiret hayatını da anlatmışlar, buradaki nedenini de anlatmışlar. Ama zaman içerisinde işte değiştiri değiştiri, yani farklı bilgi aktarı aktarı, yani farklı farklı inançları büyürünmüşler. Ama onun öz, özünde de gene bir Allah dini olduğunu bizim yani farkına varır Çünkü bu bilgiyi nereden alsınlar? Yani i̇nsan tefekkür ederek ederek belki ahireti çok zor düşünebilir. yani Belki geldim gittim diye olabilir. Ama Hı. biliyoruz ki eğer Kur'an-ı Kerim'e bakarsak ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis şerifine bakarsak her ümmete ve her Kavime bir peygamber gö gönderilmiş. bir kişiye bile bir peygamberler, bir pe peygamberler gönderilmiş. Yani orada da yine özü yani Allah'ın bir özü olduğunu farkına varıyoruz yani. Evet. O yüzden de her kavimde de böyle bir ahiret inancı olduğunu farkındayız. Yani. Şimdi hocalarımızdan da zaman evet. zaman çok duyuyoruz diyor ki yani bundan diyor 50 sene önce veya 100 sene önce. Bazen örnekler verirken, tarifler yaparken çok zorlanabilirdik belki. Ama günümüzde, bugün bilgisayar dediğimiz bilgi çağında yaşıyoruz ve bununla ilgili de teknolojik araç ve gereçlerin çok olduğu bir zaman diliminde bazı örnekleri vermenin aslında çok çok daha kolay olduğunu birkaç defa duymuştuk. Şimdi bilgisayar da aslında insanla çok böyle yan yana koyulduğunda teknik özellikler bakımından birbirine yakınlık olan e, araç gereçlerden bir tanesi. Şimdi insan da doğuştan bazı teknik bir donanıma ve özelliklere sahip. Bu özelliklerimiz neler mesela? Özellikler ne olabilir yani mesela işte göz rengimiz, saç rengimiz bunların hepsi işte özel programımızda işlenmiş bilgidir. Bunların nasıl, yani nereden geliyor? Yani tıpa baktığımızda 6 jenerasyon anne 6 jenerasyon baba baya kadar böyle bir harmanlamış bir şeklinde doğuyoruz. Evet. Orada da işte dedelerimizin işte göz rengi, işte veya babaannemizin saç rengi, farklı farklı belki hastalıklar da genetik yani şeklinde işlenmiş bir şekilde ilk etapta bir doğuyoruz yani. Evvelden gelmiş bilgilerle hayata varıyoruz. Ya zaten Hı -hı. görünüşte de çok Hı -hı. böyle birbirimize benzeyen varlıklar olsak bile Hı -hı. her insanın kendine hatta her insan değil Tabiattaki bütün canlılarda değil mi hepsi birbirinden farklı. Eyvallah. Allah Allah her şeyi unikat yaratır yani. yani unikat. Yani daha, çift yaratmaz. Çift yaratmaz derken iki, iki kere aynı şeyi yaratmaz Allah Allah bütün kainatta. O yüzden her karıncanın kendine ait belki de bir ismi de bile vardır. Hani milyarlarca karın, karınca gelmiş gitmiş bu dünyada. Hı. Belki Allah katında her karıncanın kendine ait bir ismi bile vardır. Hı. Yani he, ve her dediğiniz yaratılmış bir unikattır yani eyvallah. Hı hı. Şimdi hani insanın özelliklerini, görünürdeki özelliklerini tarif ettiniz. Hı hı. Bunların da işte kaç nesil öncesinden günümüze yansıdığını benzediğini de söylediniz ama hı hı. bir de insanın görünmeyen iç alemindeki özellikler de var. Bizim aslında değil mi, direkt hitap ettiğimiz sahada o olsa gerek. Eyvallah. Evet. İşte şöyle anlatmaya çalışalım ve şöyle anlamaya çalışalım. Allah Kur'an-ı Kerim'de dediğimiz gibi yani biz işte cin insanları ve cinleri beni bulsun diye veya tanısın diye veya ibadet etsin diye yarattık. Buyuruyor Allah Kur'an ı Kerim'de. Şimdi büyüklerimiz ve Kur'an ve İslamiyet geldikten sonra bu konu üzerine düşünmüşler yani. Peki nasıl bulabiliriz veya nasıl bu iş, e, konuyu işleyebiliriz ve iç dünyasında bulacağını fark etmişler ve bu ayeti de bazı tefsir e, tefsir yazanlarla şu ayeti bu şekilde tefsir etmişler. Yani sadece ibadet etsin şeklinde değil. Yani beni bulsun, beni tanısın, beni keşfetsin diye. Evet. Ee, Yunus Emre Hazretleri'nin evet. de ilim 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 bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır demesi de aslında değil mi? Orada insanın kendini tanımasına vurgu yapıyor. Eyvallah. Bir hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani Rabbini bilen Evet, nefsini bilen Rabbini bilmiştir diye bir hadis-i şerif vardır. Yani orada da görüyoruz ki konu iç alemimizde dönüyor yani. Yani içe yönelik böyle bir gidişat olduğunu ve iç alemimizde bir sır veya bir güzellik olduğunu fark ediyoruz. Yani orada konu o üzere yürüdüğünü biliyoruz yani. Evet. Eğer bakarsak şimdi hani insandan bahsediyoruz ama etrafımızda günümüzde kötülüklere, günümüzdeki işte şer odaklarına baktığımızda da yine bir insan görünümünden bahs. İnsan demiyorum çünkü biz insana farklı bir tarif getirdik. İnsanın hani bildiğini bilendir dedik. Ama bunu işte iyi noktada, pozitif noktadan değerlendirdik ama biz hani bu kötülükleri yapanlara da insan görünümü diye izah edelim. Böyle bir durum varken Allahü Teala hani yaratılmışların en şereflisi diyor insana. Bunun sebebi nedir? Yani şöyle anlat, hani şöyle anladık yani ve bu pencereden bakmamız lazım. Şimdi insan tarihine bakarsak, yani insan tarihine veya önce bu, bu zamana bakarsak, farklı farklı dinlere veya devletlere bakarsak, her yerde böyle bir humanizm diye bir şey vardır, değil mi? Komşuluk hakkı, insan hakkı vesaire, merhametli olmak vesaire gibi konular her yerde işleniyor. Ama insan tarihine baktığımızda her zaman böyle değildi. Yani çok binlerce sene evvel insanların böyle bazı dönemlerinde merhamet diye bir şey bile yoktu. Yani merhamet kelimesi zıttı yani öyle bir kelime olmadığı için çok farklı farklı şekilde insanlara muamele yapıyorlardı ya. Yani. Ama Allah dinleri gönderdikten sonra ki ilk defa işte orada bir merhamet konusu ve insan ahlakı sosyal ahla, insanlar sosyalleşme, insanları bireyleştirme, tevhid inancı sevgi, muhabbet ondan sonra ortaya çıkmıştır. Bütün dinlerde bunu telkin etmiştir. Ve en zirvesi de zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan tamamlanmıştır geldiğinde. Yani o insanın o ahlaka, o insan ahlakını görmek, tanımaktan beraber e, İslamiyet İslamiyet'te tamamlanmıştır yani. Evet. evet. Ee, şimdi bir de bizim tabii kendimize bir insan kıymetini değerini biçtikten sonra bizim de tabii ki sorumluluklarımız da var değil mi? Yani yaşadığımız ortamda diğer varlıklara karşı bu sorumluluklarımız neler acaba? Asıl burada da yani e, bu konuda yani bunu anlamak için gene asıl dine bakmamız gerekiyor. Hı. Çünkü insana güzel davranmak, insana yardımcı sever olmak insanlarla hay bütün doğaya tam birleş yani onlara saygı, hürmet göstermek yine asıl bize din telkin etmiştir. Hı. Değil mi? İnsan hakkını, komşu hakkını, doğadaki sorumluluk, çoluk, çocuğumuz, kendimize olan sorumluluğumuz. Bunların hepsini asıl biz hep o güzel insanın, değil mi? Peygamber Hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiş olduk yani. Bu arada şeyin hatırlatmasını da yapalım sevgili izleyenler. Programımız boyunca e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ismini zikredeceğiz. Zaman zaman o diyeceğiz. Öyle bile dediğimizde sizler de hani en azından bu programdan daha karlı ve daha bereketli ayrılmanız açısından salat ve selam getirmeyi ihmal etmeyiniz. Ne kadar bol salat ve selam getirirseniz bu programdan da o kadar değil mi verimli ve bereketli ayrılmış olurlar. Eyvallah. Ee, ve programın da onlarda e, yapacağı etkiyi de daha yakından ve daha derinden e, hissederler. Şimdi e, hani insanın e, insana karşı sorumluluklardan bahsettik. Diğer diğer varlıklara karşı sorumluluklardan bahsettik. Bu sorumlulukların farkında olmak ve bu sorumlulukları insanın bir manevi yolculuğu olacak. Bu manevi yolculuğa çıkarken de bir takım engellemelerle karşılaşıyoruz. Karşımıza birçok engeller çıkıyor. Bu engellerden nasıl kurtulacağız ve bu engelleri nasıl tanıyacağız? Öncelikle bu engeller neler? Evet. Şimdi eğer bir iç alimimize bir manevi yolculuk başlı, hani o öyle bir niyete vardıysak ve öyle bir yolcuya gitmek istiyorsak mutlaka bir yani bir bilenle bu yola çıkmamız gerekiyor. Hı hı. Yani tek başımıza bu yolu yürüyemiyoruz çünkü gidenler varmış bu yolu yürümüşler. Bize yol gösterici gerekiyor yani ve bu yola girdiğimizden sonra da yani eğer böyle bir kendimize bir karar vardığımızda biz bir yolculuk yapmak istiyoruz içermek hani kendimi tanıma derdine giren insan mutlaka bazı e, problemlerden problemlerle karşılaşacaklar. O da ilk etapta kendi nefsidir yani. Hani ilk böyle çabalayacağı bir yer kendisi kendisidir yani. Hı hı. Kendi kendine manevi hastalıklardan karşılaşacaktır. Oradaki e, hani kendini yavaş yavaş tanıya tanıya oradaki problemleri çöze çöze hı hı. adım adım belki yolunu sarf edecektir yani. Aslında bu şey de dediniz yani manevi hastalıklar dediniz. Aslında bu e, gözümüzle görülen, elle tutulan rahatsızlıklarımız da aslında mananın yoğunlaşmış halini yaşıyoruz aslında bir yerde değil mi? Yani bir yerde bir rahatsızlık veya bir yerde bir farklı bir durum oldu da o bizde cereyan etti. Bunları da bu şekilde yorumlayabilir miyiz acaba? Yani belki hep her hastalık belki bir manevi hastalıktan gelmeyebilir yani. Hı, hı. Yani tabii ki mananın yoğunlaşmış hali burada bu da saçır o farklı bir konu da ama yani iç alemimizde bir has, manevi hastalıkların dışarıya dışarıyı bulma her seferinde öyle olmayabilir. Hı hı. Öyle olmayabilir. Evet. Yani genetik hastalıklar da yüz sürüyor yani demiştik de ilk başta. Yani genetik hastalık yani buraya takılmamak lazım. yani şu hataya düşmemek lazım. Yani şu anda bu hastalık zurette etti. Acaba hangi manevi hastalıktan geldiğine girersek onun altından çıkamayız yani. evet. Ya şimdi evet. şöyle daha bu e, programın ilk programı olması evet. hasebiyle de benden de çok heyecanlıyım Esnafı sebebi de şu. Var. Böyle her şeyi sormak her şeyi bu programda almak tabii ki bu mümkün değil. Biraz da böyle bazı noktalarda da bu programda şunu da vermek istiyorum. Yani bir sonraki programlarda yapacaklarımızın da aslında böyle cümle cümle şifrelerini, sırlarını da bu programda ifşa etmiş olalım noktasında bu soruyu sormuştum. Evet. Şimdi biraz önceki şeyde şunu dediniz. İnsan hani bu yolculukta yalnız yürüyemez ya da muhakkak birine ihtiyaç da duyabilir dediniz. Burada insanın insanla terbiyesi de ortaya çıkıyor yanılmıyorsam. Yani bir çocuğun anneye ihtiyacı, okula giden öğrencinin öğretmene ihtiyacı, babaya ihtiyacımız, işte ne bileyim bir arkadaşa ihtiyacımız, hep bir insana ihtiyaç duyuyoruz. Bu da doğal olarak galiba değil mi? Burada da bize bu yolu öğretecek birine ihtiyaç duyuyoruz. Eyvallah. Böyle büyük büyüklerimiz böyle güzel bir söz yazmıştı. Şimdi aklıma geliyor. Adem'i bulmak istiyorsan Adem'i bul ki Adem ile Adem olasın. Çok güzel söylemişler. Yani eğer gerçekten Adem olmaya niyetine vardıysak veya işte o Adem mertebesine insan olmaya niyet ettiysek o zaman mutlaka önce bir insan lazım bizim bizim için. Yani bir Adem bulmamız gerekiyor ki onunla Adem olalım. Ki adı Adem, içimizdeki Adem'i bulalım. Yani daha farklı da anlatabiliriz. Eğer çok iyi bir gitarist olmak istiyorsam Hı -hı. bu dilden anlatmaya çalışalım. Çok iyi gitarist olmak istiyorum. En iyi piyanist. Piyanisti sökmek istiyorum dediğim zaman ne, yap ne yaparız? Bir ustada gideriz. Çünkü mutlaka o bilir nasıl olduğunu. Hı -hı. Etütleri bilir, çalışmasını bilir, hataları bilir. Yanlış nasıl yanlış yapacağını bilir. Doğrusu nasıl gösterecek bilir. Öyle bir güzel bir hocayı, en iyi hocayı bulmaya çalışırız. Hı -hı. Yani bir kaynağı, bir müracaatımız evet, olur mu? Mutlaka muhakkak. yalnız başına ne kadar piyanist piy piy piyano çalabilirim ki? Ne, ne kadar hani kitapları alıp açsam bile bir yere kadar varırım ondan sonra kalırız orada. Ama çok iyi bir piyanist olmak istersem en iyi piyanisti bulmaya çalışırım veya o usta usta olmuş bir piyaniste başvururum. Derim ki işte bize de öğretin yani. O da o yolu bildiği için, nasıl oraya varacağını kendi yaşadığı için bildiği için en iyi öğretecek şekilde bir piyano hocası olması olacak ve burada da aynı şekilde olmuş oluyor. Eğer diyorsak Peki iç alemimize yürümek istiyoruz. içimizdeki güzelliği çıkarmaya çalışıyoruz. Diyorsak o zaman öyle bir kişiye bulmak lazım. Böyle kişiler de vardır yani. Diyordur yani biz. Aslına bakarsanız yani... burada da tam e, bu soruyu soracaktım. Yani hı. insan kendi potansiyelini nasıl keşfedecek? Yani e, bir potansiyel taşıyoruz muhakkak ve her insanın taşıdığı da potansiyel farklı galiba değil mi? Yani e, yani ağ şahsın kaldırabileceği yük keşfedebileceği yük farklı olurken B şahsınınki de daha farklı olsa gerek. Şu an yine piyanoda <laughs> misal verdiğim ilk etapta. Hı 10 yani tane öğrencimiz olsa 10 tane öğrencisi farklı bir şekilde piyanoyu öğrenecek. Çünkü belki farklı bilincindedir. Farklı bir kabiliyeti vardır. Ve bu dediğimiz sahada da aynıdır yani. Bazılar belki daha farklı anlayabilir konuyu. Daha farklı anlatmak gerekiyor daha farklı kitaplar okumak gerekiyor. Bazıları da farklı farklı. Çünkü insan dediğimiz gibi yani unikattır. Farklı şekilde yaratılmıştır. Hı hı. Ona göre de mutlaka e, terbiye görmesi gerekiyor. Evet. Şimdi aslında bundan e, bu şeyde mesela e, insanın hani eşsiz özelliklerini nasıl geliştirebilir sorusunun da cevabını böylelikle vermiş oldunuz aslında bir yerde. E, bir de insanın e, Hani zaaflar var. Biz zaaflarımızla da beraber dünyaya geliyoruz. Bu zaaflarımızın yönünü nasıl doğru yöne çevirebiliriz? Ya da hani bir şeye fazla aşırı ilgi duyuyor olmamız aslında o ilginin e, yeri mi başka da biz farklı bir yere yöneliyoruz? Evet. Yani insan işte de, asıl sorular böyle birbirine hafifen biraz benziyor ama çok güzel kapılar açılıyor yani. Eyvallah. Yani insanın kendi kendi dün, iç dünyasında farklı farklı yaratıldığı için farklı farklı zaafları da vardır. Ve, ve veya meyillidir yani tasavvufta meyil deniliyor ona. Yani bunları bulmak için ilk etapta gerçekten önce bir iç alemine yönelmek gerekiyor. Evet. Veya bir ayna yani ger, gerçekten bir ustad gerekiyor. Oradaki sizdeki potansiyel ve o zaafları görüp önüne çıkarıp önce insan kendisi müşahedesi, müşahede etmesi lazım. Değil evet. mi? Evet. Eğer bendeniz bir şey öğrenmek istiyorsam Mesela piyano kabiliyetin var mı yok mu onu bir müşahede etmem lazım. Kulağım var mı, ritmim var mı, değil mi? Bunlar hepsi böyle bir kabiliyete bağlıdır yani. Öyle bir kabili kendisi önce müşahede etmesi gerekiyor. Desin peki ben deniz bu yolu yürübilir. Ben bu piyanoyu çalarım, bu gitarı çalarım veya bu mesleği güzel edinebilirim. Ve bunları işte keşfetmek için mutlaka kendisi de müşahede etmesi gerekiyor ve kendisini müşahede etmek için de yine bir karşıdaki bir Ustad ona yol göstermesi gerekiyor. Diyor ki bak şuraya bakman lazım, şuraya bakman lazım. E şuraya müşahede etmek lazım ki insan bir bilince varsın. Çünkü bilinçten yürüyen bir yoldur. Bütün hayat bu böyledir. Çünkü 3 yaşında ve 4 yaşındaki çocuk ve 3 yaşındaki çocuğu buraya ateş yanarsın dediğinizde belki inanmayabilir. Önce bir elini koy, elini yakar sonra bir bilincine varır, varır. Der ki a buraya ellersem yanıyorum der yani. Evet. Bilince varır. Çok bilince varmadığında o zaman ya daha beyin geliş, daha çok küçük deriz veya farklı sıkıntılar olmuş olur. Yani mutlaka daima böyle bir bilinç atlama yolculuktur yani. Evet. Bu, bu bütün insanda geçerlidir. Hangi hangi yolu yürüse yürüsün, hangi sahada olursa olsun mutlaka bilinci vararak, bir şey bilincine vararak ilerleyebilir. Evet. Yani. Şimdi e... Zaten zaman zaman da böyle programın başında konuştuğumuz meselelere de tekrar tekrar geleceğiz belki ama şimdi programda programımızın adı insanca yaşamak. Zaten ekranın altında da yazıyor derdimiz insanca yaşamak dedik. Şimdi insanca yaşamak denildiği zaman belki günümüzde birçok izleyicimiz şunu da anlıyor olabilir yani işte ekonomik problemlerini aşmış. Refah seviyesi yüksek bir toplum içerisinde işte evini, arabasını almış, e, maddi sıkıntılarından e, kurtulmuş bir insan gelebilir akla. Biz bunu mu kastediyoruz acaba? Yani insanca yaşamak eğer bakarsak diğer, yani, en en yani peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanına baksak, sahabelere baksak ya, çoğu zengin değildi yani. O kadar büyük bir refah içinde değillerdi iç aleminde böyle bir huzur içindelerdi. Ve o insanca yaşamak dediğimizde fakide sorarsanız ilk etapta iç aleminde olan bir huzurdu. Huzurdu. Belki yani zengin olmamıza gerek kalmıyordur. tabii yani tabii tabi ki öyle bir zamanda yaşıyoruz ki işimiz, gücümüz, arabamız, evimiz olma derdindeyiz. Hepimiz düştük öyle bir derde. Ama yani o iç alemimizdeki huzuru verir mi bilemeyeceğim yani. Ve insanca yaşamak gerçekten o ilk Baştan da konuştuğumuz konular o güzel ahlakı birbirimize sevmek, muhabbet, yardımlaşma, komşuluk ki onları böyle zirveye çıkararak belki insan olabiliriz diye aslında düşünüyorum. Aslında bu söylediğiniz değerler zirveye çıktığında da böyle e, ki işte e, maddi sıkıntı çekmiş olalım, hastalıkla uğraşıyor olalım değil mi? Diğer e, maddi sıkıntıları da aslında üstesinden gelmemiz için bu değerlerin daha yüksek olması gerekir. Çünkü evet. öyle olmayanları da görüyoruz işte canına kıyanlar farklı farklı durumlarda olanlarda zaman zaman hepimiz şahit oluyoruz bunlara. Eyvallah. yani zenginlik illa insanca davranacağımız diye bir işaret değildir yani hı hı. hani biliyoruz ki İslami İslami pencereden bakarsan zenginlik çoğu zaman insanlar korkmuş hı hı. eğer zengin olursam gerçekten bu insan gibi devam yaşayabileceğim mi diye insanlar yani böyle biraz yavaş yavaş oraya ilerlemeye çalışmışlar ama genel anlamda bakacak olursak yani insanca yaşamak hiç paraya bakmaz. En zengini de en mükemmel şekilde insan olarak yaşar, hı hı. ama en fakiri de en güzel insan olarak yaşayabilir. Yani o, dışa, o bizim maddi sıkıntımıza ve maddi halimize bakmayan bir husustur. Kendi şuurumuzda yaşa, yaşadığımız ve bakış açımız dışarıya yönelik ahlakımıza bakarak asıl insan mertebimize ulaşabiliriz veya o şekilde yaşayabiliriz. Yani bir yerde de algılarımızı da artık değiştirmemiz gerekir değil mi? Yani bu algıları değiştirdiğimiz zaman belki de düşünce yapımızı, düşünce dünyamızı da değiştirebiliriz. Evet. Demin de zikretmeye çalıştığım gibi yani bilincine varmak. Hı hı. Yani bir şeye bilincine varmamız gerekiyor. Evet. Yani bir konu üzeri bilince varmamız için de mutlaka o konuyla biraz ilgilenmemiz gerekiyor. Yani peki bilincine varmak ne demek acaba? Veya bu konuyu üzerine nasıl bilincine varabilirim dediğimizde Mutlaka bilince varan insanları bir dinlememiz gerekiyor ki belki bize bir yol açabilir yani. Evet. Ya şimdi şöyle zaten hani programda insanın tanımını yaptığınızda insan bildiğini bilen varlıktır. Ee, hani bir yerden geliyoruz, bir yerdeyiz, bir yere gidiyoruz. Ee, yani nereden geldik, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz gibi soruların cevaplarını da vermeye çalıştık. Tabii bunları yaparken de bir teknik donanımla dünyaya geldik ve bu donanımı da en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz ama tabii önümüzde bir örnek olması gerekir. Bunu yapabilmek için yani bir şeye bakıp da doğru mu yapıyoruz diye hani Almanca'da, daha önce de sizinle konuştuğumuzda demiştik bir L olur. Yani üstüne bir o kalıba bir koyarız yani o uyuyor mu uymuyor mu? Neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz diye. Burada bizim e, örnek modelimiz nedir? Kimdir diye daha doğrusu. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi yani en mükemmel şekilde size sundum diyor yani. Ve buyurdum size Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Yani eğer insan, insanı kamil dediğimizde yani gerçekten bir insanı kamil yeryüzüne vardıysa o da vardı zaten. O da tek de Peygamber Efendimiz'dir Aleyhisselatü Vesselam. Yani örnek olarak onu alabiliriz. Hmm. Peki eğer onu örnek olarak alırsak bu bize bu bilgi bize yetmiyor yani ilk etapta. Hmm. Yani kim örnek alabiliriz? İşte aleyhissalatü vesselam efendimiz yani çok büyük örnek. Bu bilgi ilk etapta bize bize yetmeyebilir. Yetmez zaten de. Mutlaka onu örnek alırsak mutlaka onun yolunu üzerine tanımamız gerekiyor yani. Hı hı. Onun yoluna gidip onun ahlakını hani kamil diyoruz, en mükemmel diyoruz, insan diyoruz. Tek insan dediğimizde şöyle bir soru sormam lazım ve sorması lazım. Gençlerimiz, büyüklerimiz kimse? Peki niye bunu böyle deniliyor? Yani niye en mükemmel insan? Bunu mükemmel yapan insan nedir yani? yani bunun e, özelliği nedir? Oraya bakarsak belki o zaman neden mükemmel olduğunu, neden insan olduğunu ve biz nasıl da kendimizi geliştirebiliriz o seviyeye yaklaşabiliriz diye belki onun bilincine varabiliriz. Şimdi burada da zaten hani örnek peygamber efendimizin hayatı. Ee, onun yaşayışı e, verilirken insanlar şunu da diyor zaman. ama o, işte, o peygamber ben nasıl yapacağım şeklinde kendisinden şüphe duyuyor. Burada kendisinden şüphe duymalı mı insan? Yok çünkü eğer öyle olsaydı Kur'an-ı Kerim gelmesi bir sayfalık bir sayfa gelirdi. İşte buyurunuz mükemmel insan siz de böyle bakınız derdim tabiri caiz. Ama öyle olmadı ki Kur'an-ı Kerim'e bakarsak yani gerçekten insanı anlatmaya çalışan bir kitaptır yani. Sadece tarih, manevi, Allah'ı anlatan sadece bir kitap değil. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Kur'an-ı Kerim insanın ikizidir diyor. Hmm. Demiştir yani. Bunu bunu ne demek istiyor acaba bu arada? Niye ikiz? Kur'an-ı Kerim benim nasıl ikizim olabilir ki? Bir sorusu gelmesi lazım. Yani demek ki Allah Kur'an-ı Kerim'de veya Allah Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu bize bize lütfettiğinde bizim de en azından o yani peygamber olacak halimiz yok yani halil Ama belki o ahlaka bürünebiliriz. Bürünmüşler de zaten. Eğer bakarsak tarihe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen sevgililer diyeyim. Öyle bir hale bürünmüşler. Görüyoruz oluyormuş yani. Demek ki bizim de potansiyelimiz var. Her insanın belki o potansiyeli vardır. Ama o potansiyel demek değil ki ben öyle olacağım o hmm. onun o, o değildir ama potansiyeli vardır yani. Her insanındır yani. Yani bir kabiliyete göre değil mi? Herkesin kabiliyetine göre bunu buna gayret etmesi gerekir yani. Evet hem hem kabiliyete bakar hem gayrete bakar. Ya mesela birisi der ki ya bana ne der yani mesela. Ben hmm. böyle iyi. Potansiyel var mı? Belki en maksimum en oraya ulaşacak belki en e, ortada dolanan insan diyelim ama ilgi göstermiyor. Böyle dediğinizde şey de geldi aklıma. Ebu Cehil Cehil'de e, yani ha. Peygamber Efendimiz'in de duası vardı değil mi? Yani e, bana iki Ömer'den birini e, nasip et diye ki kabiliyet noktasında zeki yani yazık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazık olacak yani e, demesi de bundan. Birçok insan da var. Yani bu potansiyele bu kabiliyete sahip ama bu kabiliyet ve potansiyelini farklı bir sahada değerlendiriyorlar ve e, hani ziyanda tabiri caizse ziyandalar değil mi? Eyvallah. Yani orada sahabeler de şaşırıyor şimdi aklıma da geliyor ki yani nasıl yani Efendimiz üzüldüğünü görüyorlar. O kadar kötülük yaptı size. Sizde şimdi hani böyle bir üzülme var. Ya zekiydi ama diyordu. Kıllıydı yani. Hani böyle olmaması lazımdı. Yani eğer buradan da anlıyoruz sizin de buyurduğunuz gibi. Yani insan her insanda o potansiyel var. İnsan kimse Allah kimseyi kötü yaratmaz ki. O yani kötü, kötü, yaratması demek o zaman özü kötü olmuş o, olmuş demek. O da imkansız bir şey çünkü özü her zaman güzeldir yani. İnsan sadece yolu şaşırdığında ve kendi nefsine düştüğünde ve doğru düzgün karar vermediğinde böyle sapkınlığa varabiliyor. İnsanlar da üzülüyor yani ve bu yolda yürüyen insanlar da yürüyor. Üzülüyor yani böyle durumlarda. Evet. Şimdi biz de zaten e, nasipse Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını e, burada zikretmeye, daha doğrusu e, öğrenmeye gayret edeceğiz. E, nasip olursa sizin sohbetlerinizden de. E, fakat burada bir yol izlemek gerekirse izleyicilerimiz e, neye dikkat etmeliler? Yani nasıl bir teferruat dinler gibi dinlemeliler? Evet. Yani şu... Şeydim, hani bunu şöyle demiştik, Peygamber Efendimiz'i mutlaka tanımamız gerekiyor dedik, değil Hı -hı. mi? Peki, şimdi bu bir autobiografi değil, yani yaptığımız mesela yürüdüğümüz yol, işte Peygamber, yani bir Muhammed Ali'nin veya işte farklı farklı şahısların hayatını izliyormuş gibi izlemememiz gerekiyor. Hı -hı. Çünkü bu şu ve çünkü bir en mükemmel insandan bahsediyoruz ve eğer bu pencereden bakıyorsak. Bakıyoruz inşallah yani onun niyetindeyiz. Sadece doğduğundan sonra başlamayacağız. Veya sadece tarih olarak a burada doğdu, burada okula gitti, burada evlendi. Ondan sonra da e, ahirete doğdu diye yol çizmeyeceğiz. Yani orada her hayatının safhasında bize nasıl bir ayna olabilir? Biz burada nasıl bir ders çıkarabiliriz? Burada nasıl bir bilince varabiliriz? Kendim oraya bakarak hangi ahlakımı düzeltebiliriz diye bakarsak o zaman fayda görmüş oluruz yani hep beraber. Şey baktığımız zaman da şunu da görüyoruz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı anlatılırken hep tarih bir bölümünde yaşamış. Sadece bir bölümünde kalmış. E işte o hadiseler silsilesi vesaire o şekilde anlatılmaya çalışılıyor. Doğal olarak da genç kardeşlerimiz biz de zamanında işte lisede, ortaokulda öğrendiğimiz kadarıyla hep yani o 1400 yıl önceki işte kabile hayatlarına falan hep o aklımıza geliyor ama hiç günümüze onu böyle taktik tatbik edecek, günümüzde onu değerlendirecek bir bilgi gibi verilmiyor bize. Yani bu da aslında zarar vermiyor mu? Evet. Yani şöyle çok zor bir soru yani. Şöyle anlatmaya çalışayım. Şimdi bu zamana Kur'an-ı Kerim'i e ve tarihi anlatmak için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü niye? Yani ilk özündeki manayı kaçırmamak için bu, bu zamana deşifre yaptığımızda çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden çok zayıf düşüyor yani dışarıya konuşanlar. Korktuk yani korktuk yani yanlış bir şey olmasın diye çok dikkatli anlatmaya çalışıyorlar bazı konuları. Yoksa İslamiyet'i de çok farklı da anlatabiliriz. Yani Vardı metafizik penceresinden anlatalım. Ama o zaman belki özü kaybolacak korkusu var diye çok dikkatli e, dikkatli davranıyorlar ama paralel yürürsek yani paralel yani gerçekten efendimizin hayatını sahabelere ve oradaki yaşanan güzelliği de takip ederek bugünkü zamanımızı da böyle paralel olarak gösterilirse o zaman gençler de kendisi diyecek "Aa evet bana bu da Firavun gibiymiş." O da Firavun. Yani, Aa ya bu da Yusuf gibi olabilir mesela. Kendi oraya baktığında aa evet Yusuf Aleyhisselam aynı yaşadığını ne yaşıyorum şu anda. Yani orada da kendisini görebilir. Hani, dedik ki Hazreti Ali Efendimiz Kur'an-ı Kerim bir aynadır, bir ikizidir diye. Yani o şekilde belki insanları hem Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam hayatını anlatarak o şekilde bakarsak, Kur'an-ı Kerim'i de o şekilde anlatmaya çalışırsak, Belki insan da bu zamanda da kendisini orada görebilir yani. Sadece eskiden 1400 bir, bir, sene yaşanan hadisede bir gün zaten yoktur, işte o zaman çöldü, bir gün işte e, internet var gibi olmaması lazım yani. Şey, şeye de gerçekten e, üzülüyoruz. Bazen bazı gruplar, e, bazı güruhlar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aradan... Çıkartıp peygambersiz bir din anlayışıyla insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Evet. Başarılı oluyorlar mı? Kesinlikle başarılı olamıyorlardır. Ama yazık bazı insanların e, da kendi arkalarından sürükleyerek onları da sıkıntıya yol evet. açıyorlar. Muhtemelen evet. insanlar da biraz üzerinde düşündüklerinde burada bir şeylerin ters gittiğini, yanlış gittiğini muhakkak ki anlayacaklar. Evet. E, onu da çok belirtmek gerekiyor. Yani peygambersiz de bir din kesinlikle anlaşılamaz. Doğru değil mi efendim? Eyvallah. Çok güzel söylediniz yani. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamsız bir din, din değil yani. Öyle, öyle bir din yok. Başka bir şey olabilir, bilmiyoruz onu. Ama İslam dini olamaz. İslam dini mutlaka Efendimiz aleyhissalatü vesselam yürüyen bir dindir. Zaten şehadet getirdiğimize evet. eşhedü en la ilahe illallah demiyoruz. Muhammeden Resulullah mutlaka değil mi? eklememiz gerekiyor Eyvallah. ki az müslüman olalım yani. Orada zaten ilk orada zaten şahadette zaten belli oluyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz olmuyor bu iş. Yani bu bu dini yaşayamıyoruz. Evet. Peki problemlerden nereden başlıyor? Peki hani şöyle hangi gruplar var arkasında? Niye bunları yapıyorlar? Onları belki inceleyebiliriz. Ama şunu şu hatayı görebiliriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu zamandan sonra hikayesini başladığı zannederse o zaman bu hataya çabuk düşebilir. Bir de orada başka evet. yanında. Yani, Peygamber Efendimiz doğdu diyelim yani misal yaşadı 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 40 yaşında çok güzel seçelim işte bu hmm. şahsı. Ondan sonra işte tebliğ etti vefat etti gitti. Bu pencereden bakarsan belki o tongaya düşebilir hmm. ama gerçeği böyle değil ki. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hikayesi doğduğunda başlamıyor ki. Zaten doğduğu, yaşadığı bölüm çok kısa bir bölümdür asıl. Onu bakarsak yani hikayeye, hmm. hikaye derken onun hayatına bakarsak hayat yani sadece etten kemikten olmadığını biliyoruz. Ya yaşadığı yeryüzündeki çok küçük bir orantılı bir zaman asıl. Hmm. Yani Ta evveli gitmemiz gerekiyor ki evelin ezelin neyse işte. O hayat çünkü hikayesi orada başlıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte buna da çok aslında evet. karşı çıkanlar oluyor ama evvelinde evvelinde değil mi? Yani ilk ha. yaratılan. İlk tesi. yaratılan eyvallah. Çünkü onun hikayesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun e, hikayesi ta da hiçbir şey yokken hiçbir şey yaratılma, yaratılmadan Allah ilk önce Efendimiz'in ruhunu yaratıyor. Hatta şu şekilde naklediliyor yani. Üç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç tane hadis-i şerif var. Birisi diyor ki önce Allah ka kalemi yarattı. Bir kere söylüyor ki bir aklı yarattı. Bir diyor ki kendi ruhumu yarattı diyor. Üçünü de ilk olarak söylüyor yani bize buyuruyor. Şimdi ulemalar bu konuyu işlemiş. Demiş ki peki üç tane üç tane farklı bir şey söylüyor. Hani hatadan bahsetmiyorlar. Üç kere diyor ki bir kere akıl, bir kere kalem, bir kere de kendi ruhundan bahsediyor. Hı -hı. Ulema'lar bunun üzerine düşmüş. Demiş ki peki bunun yine de sıralaması olması gerekiyor. Yani tamam üçü aynı anda yaratılmış yani ilk yer ama bunun sıralaması yine olması gerekiyor. Sonra şöyle bir fikir bir mantık yürütüyorlar büyüklerimiz. Diyor ki akıl dediğimiz şey yani ak akıl mutlaka nurdan yaratılmıştır diyor. Nur'dur yani. Mutlaka nur olması gerekiyor akıl. Kalem de yazılması için mutlaka akıl gerekiyor. Çünkü birisi yazdığında, bir şey yaz, yazıldığında orada görürüz, Aa, bunun arkasında bir akıl var. Hmm. O zaman şöyle bir sıralama geliyor. Direkt formülde ortaya çıkıyor. Evet, çok net anlatıyorlar yani. Diyorlar ki peki, akıl için nur gerekiyor. Kalem için de akıl gerekiyor. O zaman şu sıralama olmuş oluyor. İlk Allah'ın yaratıldığı e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nurudur. O nurdan akıl, o akıldan kalem ortaya çıkıyor. Yani hepsi aynı anda yaratılıyor diye ama sıralaması yine vermişler. Buradan da görüyoruz ki Allah ilk önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruh, nurunu yaratmıştır. O nurdan sonra bütün kaynağı onu da çok teferruatlı anlatıyor asıl. Onu anlatmaya çalışsak mesela birkaç program sürer. Nasıl hani onun silsilesini anlatıyor. Önce benim nurumu yatıyor mu? Ondan bir parça alıyor. Ondan sonra kaynağı ondan bir parça alıyor. İşte tabiatı anlatıyor anlatıyor. çok teferruatlı anlatıyor. Biz ne diyoruz? Çok kısa ki. Önce nuru yaratıyor. Allah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o nurdan bütün kaynağı varsa bilinen ve bilinmeyen bütün alemleri sadece onun nurundan yaratıyor. Burada ne görüyoruz ilk etapta? Ef Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'sız İslamiyet'i yaşayamıyoruz. Onu, onsuz bu yol yürülmüyor yani. Onsuz Allah bile diyemiyoruz doğru düzgün veya nasıl bir, bir, bir İslamiyeti yaşayacağız? Beş işte o beş İslam'ın beş farzını bile yaşayamayız ki eğer Peygamber Efendimizi kenara çekersek ve diğer arkadaşlar bunu gözünden kaçırırsa belki belki bu konuyu kaçırıyor ve hiç karşılaşmıyor. Sadece doğduğun andan sonra o hikayeyi takip ettiği için birisi çıktığını karşısına çıkıyor diyor işte ya şöyledir diyor ya sen sen Kur'an'a bak dediğinde olabilir diyor. Şimdi biz bir sohbet halakası oluşturduk aynı zamanda. Bu halakanın içerisinde kıymetli izleyicilerimiz de muhakkak ki sıcacık çaylarını aldılar, dahil oldular. Biraz önce söylediğiniz formül, işte biraz önce söylediğiniz cümleyi aslında bütün bundan sonra anlatacaklarımızın temeline koyuyoruz değil mi? Yani Peygamber evet. Efendimizin evvelinde evvelinde yaratıldığı, evet. ilk yaratılan nur, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, ve sellem'in nuru olduğunu... Evet ...belirttik... Evet. Ee, ...bunu bilmeleri... ...onun ezelinde ezelinde... ...peygamber olduğunu bilmeleri... ...aslında şu andan sonra anlatacağımız... ...her şeyin de temelini oluşturuyor değil mi? Yani bunu özellikle zapt etmeleri gerekiyor. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani bu bilgi eksik olduğunda... ...asıl İslamiyet'i tanımak imkansız gibi bir şey oluyor. Hı hı. Çünkü o zaman diğer konular... ...gümbürtüye girebiliyor. Çünkü neden? Diyoruz ki peki siz demin buyurduğunuz gibi... Yani önce efendimizin ruhu yaratılıyor. Yani daha ezelin ezelinde peygamber. Peygamber. Bunu nereden biliyoruz? Peki deminki hadis-i şerifini okuduğumuzdan. Peki başka bir hadis-i şerifte ne diyordu? Diyor mesela... Adem su ile toprak ile ben Resuldum, Ben nebidim diyor yani. Peygamberdim diyor. Yani bu bizim için ne anlatabiliyoruz? Abi, evet. evelden peygamberdim. Ama bu orada kesilmiyor ki. Eğer gerçekten yani öyleydi zaten... Ama bir mantık yürütürsek o zaman eğer Nebi ise ve Resul ise Peygamber ise onun kitabı da olması lazım. Hmm. Evvelden yazılması lazım ki öyle Nebi yani, ve kenis, şeriatın... evet, Şeriat olması lazım. Ümmeti olması lazım. Değil mi? Evet. öyle O zaman bizim hikayemiz Murat'ın hikayesi de asıl ezelden başlamış oluyor. Bunu da orada görmüş oluruz. Sadece hmm. bir doğduğum günden evvel değil ki. Nereden biliyoruz? İşte bu hadisten takip edersek biz bizim benim de hikayem daha evvelden başlamış oluyor. Çünkü Mesela. evvelden hepsi yazılmış olmuş oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim mahluk olmadığını da burada görüyoruz. Değil mi? Sonradan yazılmış bir kitap olma. Onun da çıkanlar var yani iddia edenler var. Sonradan Kur'an-ı Kerim yazıldı vesaire Biz diyenler. Biz hep şey de biraz da zaman algısına göre değerlendirdiğimizden bu yanılgıya da düşüyor olabilir miyiz yani? yani? bir şeyi bir hani günümüzde işte bir sonrası var, öncesi var. Bir zaman kavramı içerisinde olduğumuzda da alakalı bir durum galiba. Evet. Ya insanlar halde dediğiniz gibi dünü biliyor, bir şimdiyi biliyor, bir de yarını düşünüyor. Hani ve ezeli hani bir zaman olmayan bir noktadan veya zaman olmayan bir mekanı düşünemiyor. Yani, hı hı. Çünkü imkansız. Yani normal normal şartlarda imkansız çünkü ilk etapta bizim şuurumuzda öyle bir şey yok. böyle hep diyoruz ki doğduk öleceğiz. Kaldık bitti. Başladı bitecek. Olduğu için bazı şeyleri sadece gerçekten tefekkür ederek, biraz üzerine düşerek Hatta metafizik çok güzel anlatıyor sonsuzluğu ve eveli ezeli. Şimdi yani geçen bir belgesel izledim, çok yeni bir belgeseldi. Çok güzel anlatmışlar yani. Ezelin anlatıyor, evel anlatıyor böyle. Hani böyle sonra da zaman, mekanı çıkarmaya çalış. 3 4 5 6 7 10, 10 boyuta kadar adamlar kağıt kalemle çizerek anlatmışlar mesela. Yani bu bilgi de akıllı bütün gençler akıllıdır. Ama mesela bazılar şöyle de hataya düşebiliyor yani bazen teknik hata diyoruz ya Hı -hı. hani fizik okuyor şu okuyor okuyor da okuyor çok akıllı sonra işte Kur'an-ı Kerim okuyor uf sıkılıyor böyle biraz hani böyle ya ben böyle kafamı daha çok çalıştırmam lazım diyor ama halbuki oradaki ilmi alsa o pencereden bir baksa neler çıkacak onun dünyasında. Şimdi gerçekten e, o kadar güzel kapılar da açılıyor ki inşallah programımızın bir sonraki programlarda bunlara teferruatlı, teferruatlı olarak değineceğiz. Şimdi beş duyu organımız var. İşitme, görme, duyuma, dokunma vesaire. Bunların dışında da bir duyu organımız var. Muhtemelen o duyu organımızı biraz daha geliştirsek bu zaman kavramını anlayamadığımız nice hadiseleri de daha rahat anlayacağız. Ama işte onun gelişmesine fırsat vermemiz de inşallah bu din sahasıyla olacak diye düşünüyoruz. Şimdi zamanımızın da sonuna geldik. E, sohbet keşke böyle uzatsa da gitse. İnşallah bir sonraki programımızda yaratılışla girip e, nasıl yaratıldığımızla alakalı girip çünkü bunları anlattığımız zaman insan kendini işte hani bilmesi noktasında da biz belki e, daha kolaylaştıracak belki. E, biz de benden en azından çok şey öğreniyorum şu anda. E, ağzınıza sağlık. Kıymetli misafirler Şükreden. Gerçekten programımızı böyle 50 dakikayla sınırlı tutacağız. İnşallah bir sonraki programda da bambaşka farklı alanlara, farklı farklı sahalara gideceğiz. Oralardan sizlere sohbetler sunacağız. Efendim bir sonraki programda görüşmek, buluşmak ümidiyle unutmayın derdimiz insanca yaşamak. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.